Çankırı, Orta ilçesi Eldenköy doğumluyum. 9 kardeşiz. Benim rahmetli dedem 1938 senesinde gelmiş buraya. O gelirken de 3 arkadaş gelmişler. Anadolu'da tarım elverişsiz olduğu için, nüfus kalabalıklaşıyor, geçinemediği için mecburiyetten dolayı Anadolu'dan İstanbul'a geç etmiştir. Birinin buraya gelmesi, örneğin benim dedemle beraber iki arkadaşının buraya gelmesi bizim o köyü komple Beykoz'a çekmiş. Yani ne hani gelenin çoğu da mesela bizim rahmetli dedemin bir Beykoz merkezde bir kuruyormuş dükkanı vardı. Bir altı dükkan, üstü yatakhane. Çoğu da orada kalmış, orada şey yapmış. Yani insanlar çalışmış, şey yapmış, akşamları yatacak yer yok, şey yok. Bütün gariban kesim zaten doymadıkları için, Anadolu köylerinde doymadıkları için zaten gurbet hayatına başlıyor. Burada gurbetçilik bambaşka bir şey. Ha biz belli bir ikinci kuşak olduğumuz için biz biraz daha işte dedemize göre, babamıza göre biraz daha rahat ortamda şey yaptık. Neden? Ben geldiğimde bizim bir bakkaliye dükkanımız vardı, mahalle bakkalı. Ben geldim, tam cam fabrikasına gidene kadar orada çalıştım. Ondan sonra fabrikaya girdik, 14 sene fabrika hayatımız oldu. 94'ten sonra da kendi işimize başladık. Yani İnsanlar işsiz kaldığı için, açsız kaldığı için hani derler ya doğduğun yer değil doyduğun yer önemli. Orada doymuşlar ama doyduğu yer burası olduğu için insanlar da buraya iş yapmış. ...78'de mahalle bakkalına başladığımız zaman şu anki eşim mahallede bakkala gelen bir müşterimizdi. Ama aynı mahallede olduğumuz için tabii ki gençliğinin vermiş olduğu bir şeyle işte sonra bizim tabii bununla ilgili düşüncelerimiz farklı oldu. Ondan sonra da biz bununla ciddi düşünmeye başladık. Tabii ki o zamandan şimdi gideceksin, konuşacaksın mümkün değil. Yani baktığımız zaman. Ben eşim de işte mahallede olduğu için aşağı yukarı çocukluğumuz beraber diyeyim aynı yaş sayılırız. Sonra tabii ben 1984 senesinde askere gittim. Askerden 10 gün izine geldiğimde bana teyzesinden bir haber göndermişler. İşte siz ciddiyseniz, düşünüyorsanız işte bunu isteyen var. Bir buraya gelmişken söz kesin. Ben de rahmetli dedemi önüne geçtim de dedim ben dedim böyle böyle. Bununla evlenmek istiyorum. Senden ricam babamla konuş. Dedim bu kızı isteyin. Ben o şekilde rahmetli dedem babamla konuşuyor, gidiyoruz, işte sözcüğü takıyoruz. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra işte nişandı. Ondan sonra da 86 senesinde evlendik. ...1968'de köyümüzde ilkokulu bitirdim. Babama dedim ki, baba beni ortaokula yazdır. Babam dedi ki, öküzlerimi satacağım, bizde para yok. Çiftçilik yapıyor annem babam. Peki o zaman dedim ben gurbete gideceğim. İstanbul'da da bizim köyümüzden çalışan hamallar vardı Eminönü'nde. Bana bir tane yorgan verdiler. Bindim otobüse geldim. 7 tane yatak seriyorduk yere. 2'şer kişi yatıyorduk, 14 kişi bir odada kalıyorduk. 69 yılından bahsediyorum.
Eminönü'nde cep aynalarında çalıştım. Türkan Şoray, Edison, Cüneyt Arkın, o tarihlerde aynaların arkasında resimleri vardı onlar. Orada 2 sene çalıştım. Sonra bir başka mesleğe geçtim. Kahvecilik yaptım. Küçük Pazar Karakolu'nda, karakolun yanında. Oradan sonra askerliğimiz geldi. ...79'da ben burada çalışırken askerden geldim. Çavuş başında bir baklacık diye bir yer vardır. Oradan bir tanıdık vasıtasıyla görücü usulü bir kız istediler. Ben de dedim ki ya ben de bir göreyim dedim. Hani o da beni bir görsün. Uzaktan da olsa bir görüştük. Onlar dediler ki nerelisiniz? Çankırılıyız. Dediler ki biz araştırmadan size bir şey diyemeyiz. Eminönü'nde sobacılar vardır. Rüstempaşa Camisi'nin yanındaki sobacıların tamamı bizim köylüdür. Onlar nerede hemşerileriniz var? Dedim işte orada var. Gitmişler orada sormuşlar. Demişler ki Hacı abi, eşimin babası Hacı. Hacı abi hiç tereddüt etmeden bu kızı buna ver demişti. Öyle evlendik. Kayınpederimin halk otobüsü vardı. Üsküdar Çavuşbaşı çalışıyordu o tarihte. Benim de kahvem vardı. Sen kahvenin parası haram dedi. Sen dedi kahveyi sat, gel benim otobüste mavinlik yap. Beni Çavuşbaşı'na öyle getirdi. 83-84'te. Bir daha da kaldık Beykoz'da. Beykoz'u sevdim. İnsanlarını sevdim. İstanbul'da Çankırılıların geneline baktığınız zaman 300 bin nüfusa yaklaşık takamül ediyor. Ve İstanbul'da bir Çankırılar Vakfı var. Bu da 1986 senesinde İstanbul'da kurulan vakıflarda ikincidir. Birincisi Malatyalılar Vakfı, rahmetli Turgut Özal zamanında kurulan. İkincisi de Çankırılar Vakfı. Tabii ki onun o günkü kurucularımız da Sayın Valimiz Necdet Ayaz vasıtasıyla kurulmuştur. O gün bugündür, 1986'dan beri dernekçiliğin içindeyiz. Aynı zamanda Çankırılar Vakfı'nın Beykoz Şubesi vardı. Orada yönetimlerde bulunduk. Ve bu 2009'a kadar devam etti. Sonra bu arada bizim Elden Köyü Derneği kuruldu. Onun gene başkanlığını yaptık 3 dönem. Sonra Beykoz Çankırılar Vakfı Şubesi kapanınca Beykoz'un geneline hitap etmesi için bir dernek gerekiyordu. Biz de Beykoz Çankırılar Derneği'ni kurmuş olduk. Beykoz Çankırılar Derneği'nin kurucu başkanıyım ve şu anda da mevcut. Biz de aşağı yukarı bir 2012'de kurduk Beykoz Çankırılar Derneği'ni. O 2012 yılında kurulduktan sonra bir 6 ay bir ara verdik. O gündür bugündür 6 ay çıktıktan sonra başkanlığa devam ediyorum. Bilal Başkan'la 4. seneyi yapıyoruz artık. Biraderim buradaydı. Biraderim rahatsın abi sen geç dedi. İşte elimizden geldiği kadar işte uğraşıyoruz. Beykoz Çankırılar Derneği'nin ablemine baktığınız zaman şöyle çok karışık bir şey vardır. Oradan 11 tane ilçesi, bir tane de merkeziyle beraber toplam 12'dir. Ve oradaki her bir yıldız bir ilçeyi temsil eder. Başak Çankırı'yı temsil eder. İçindeki balık da Beykoz'u. Ayrıyeten sarı siyah renkler Beykoz Spor'u temsil eder. Mavi beyaz da Çankırı Spor. Beykoz Çankırılar Derneği dediğin zaman birinci amacı eğitim. Eğitim ve kültür, sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği diye geçer. O yüzden biz şu anda İstanbul'da Çankırılar Vakfı olarak yaklaşık 500 tane öğrenciye burs veriliyor. Vakıf olarak burada. Sonra bir federasyonumuz var dedik. Yaklaşık bu federasyona bağlı bir federasyonla beraber 145 tane ilçe ve köy dernekleri var.
Federasyon çatısında. Bizim amacımız burada Çankırı'dan buraya gelip kültür, örf, adet bunları bellekçilikte zaten amaç bu olmalı. Bunu yaşatmak olmalı. Bizim kış aylarında başlayan bir Yaren kültürü vardır. Bu da Yaren kültürüne baktığınız zaman Osmanlı'dan gelen diye. Esas amacı Yaren kültüründe 25 tane Oğuz boyundan kurulur bu. Ve şu anda Oğuz boyları baktığın zaman Çankırı'da çoğu ilçelerde, köylerde isimleri yaşatılır. Ve bu Yaren kışın başlar. Aşağı yukarı ilkbahara kadar belli aralıklarla ocak yakma vardır. Bunun da ocağı yakan bir kişi o günkü oranın işte yemeğiydi, çayıydı, oranın şeyini karşılar. Ondan sonra da orada bu 25 tane yarende bir tane yaren çavuşu vardır, bir büyük başağısı vardır, bir küçük başağısı vardır, 22 tane de eratı vardır. Buradaki amaç eğlence değil. Burada oradaki bütün o yaren ekibi çarşı pazarı dolaşır. Esnafın durumunu, genel halkın durumunu öğrenip not alır. Akşam burada orada işte kimin maddi, manevi ne sorunu var? Bunlarla ilgili bir çalışma düzeni hazırlanır. Ona göre de eğer o kişinin gerçekten sorunu çözülmesi gerekiyorsa da hemen orada bir karar alınır. Maddi, manevi her türlü sorunu hemen ertesi gün başlar çözülmeye. Kavacık hiç kalabalık değildi. Kavacık, Rüzgarlı Bahçe, Kavacık arası elektrik yoktu. Orada kişiler 10'ar metre böldüler. Herkes 10'ar metre kazdı. O zamanki Aktaş geldi, elektrik döşedi bizim mahallemize. Otobüs aldık, otobüs hiç yoktu. Otobüse de eşlerimize para veriyorduk. İlle işte Üsküdar'a gidin, gelin. Yoksa otobüsü geri alacağız diyorlardı. İçinde 2 tane, 3 tane yolcuyla biz buraya vermeyiz otobüs diyorlardı. Vesayet hiç yoktu. Ama şimdi hamdolsun var. Beykoz, Kavacık, 80'den sonra, köprüden sonra. Fatih Köprüsü yapılırken ben Rüzgarlı Bahçe'de kahvecilik yapıyordum. Hatta oradan 2 tane kepçe çalındı. Adamlar da benim kahvemde çay içerken oranın planını yapmışlar. Yakalanınca adamları polis getirdi oraya. Burada yaptık planı dediler. Yani aceller diye hiçbir şey yoktu orada. Arkası bomboştu. O zamanlar çavuş başında yabancı kişilere 1 metre yer satan yoktu hiç. Ama şimdi çavuş başının tamamı yabancı. Kavacın da tamamı yabancı. Hatta biraz daha detaya girersek halk otobüsünde bilet kesiyorduk. Biletleri sabahtan kesmiyordum. Herkes tanıdık diye. İnerken toplu kesiyorduk. Yani herkes birbirini haşır neşirdi. Bu parası olmayan parası olana veriyordu. Şimdi öyle değil. Otobüse bindiğin zaman zorluk çekiyorsun. İçeride tanıdık yok. Yardımlaşma, dayanışma, komşuluk, dostluk, akrabalık onlar vardı. Mesela şu Beykoz'un %80'ine bakın gecekondudur. Ben de bir iki tanesinde bulundum. Şimdi bir arazi. Sen gelmişsin, fabrikaya girmişsin, çalışıyorsun, kirada oturuyorsun. Sen mesela ilk önce sana bir arsa alınır. Bir eş dost sana biraz yardımda bulunur borç olarak. Ondan sonra seni oraya aldıktan sonra tekrar biraz daha yardım edilir. Buna malzeme sen olunur. Ondan sonra da
Bir günde bir bakmışsın akşam sabah arsa olan akşam bir bakmışsın komple bitirmişsin, her şeyle bitirmiş. Sabah insanlar o eve içine oturmuş. Beykoz'un %80'i bu şekilde yapılmıştır. Şimdiki zamana baktığımız zaman, şimdi şu televizyonlar ilk önce komşuluğu bitirdi. Telefonlar çıktı, akrabalı, internet çıktı, akrabalığı bitirdi. Telefonlar çıktı, şimdi ailede artık baktığın zaman, evine gittiğin zaman her evde kaç nüfus varsa herkesin elinde bir telefon, sohbet, muhabbet artık bitti. Tamamen herkesin gözü, eli, kulağı orada. Gençlere tavsiyem kültürlerine sahip çıksınlar. Önce kültür. Kültürü beynine yerleştirdiği zaman o gençlerden bize hiçbir zaman ne devlete, ne memlekete, ne bize hiçbir zarar gelmez. Yetiştirdikleri kültür, yörelerinin kültürlerini mutlaka unutmasınlar. Derneğe getiremiyoruz, gelmiyorlar. Sevgili Çankırılı hemşerilerime, kardeşlerime sesleniyorum. Mutlaka ama derneğe sahip çıkalım. Derneğimize gelin. Derneğimizde yaşatalım derneğimizi. Bizim de sizlere öğretecek öğütlerimiz var. Ben bizi böyle bir programa gelip çekim yaptığınız için, bizim derneğimizi tanıtımında katkıda bulunduğunuz için teşekkür etmeden önce, çünkü bir tane benim olmazsa dört tane ana temel diyorum dernekçilikte. Bir, gönülden veren belediyeler, iş adamları. İki, gönülden bu derneklere gelip işte konferans veren, seminer veren hocalar. Üç, gönülden veren basın. Çünkü biz mesela bu Tuz Odası'nı dünya kadar haber yapıldı. Bütün ulusal kanalların hepsi. Eğer biz reklam parası vermeye kalksaydık, belki bir 40-50 trilyon reklam parası vermemiz gerekirdi. Ve şunu da basınla beraber biz hem Çankırı'yı, hem Çankırı'nın Tuz Odası'nı, hem Beykoz Çankırılar Derneği'ni, hem de Beykoz'u temsil ettik. Bu işte Tuz Odası'nın sayesinde oldu. Dördüncüsü de basın yoluyla oldu. Dördüncüsü de insan. Çünkü sen bunların üçünü yapmışsın, insan olmadıktan sonra bunların hiçbir anlamı kalmaz, hiçbir önemi kalmaz. Ben bu dört tane ana temelle beraber sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah biz de daha iyi hizmetler yapmak, daha iyi insanlarımıza ulaşmak açısından, hizmet açısından daha iyi şeyler yaparız, muvaffak oluruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar dilerim.